Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaşar. Soygunun en sıcak gelişmelerini aktaracağız efendim ve hemen başlayalım. SSK ve Bağkur emeklisine ek zammın bütçeye maliyetini ekonomi yönetimi hesaplamıştı. Enflasyon tahminlerine göre milyonların refah payıyla yeni zam oranı %45 olabilir. Yani ek zam %8 seviyesinde gerçekleşebilir. SSK ve Bağkur emeklisi nefesini tuttu. Refah payı için günleri sayarken öne çıkan zam oranı %45. Milyonlar Ocak ayı bitmeden yaklaşık %8'lik ilave artışa kavuşabilir. Memurlar %49,25, SSK Bağkur emeklisi %37,57 oranında zam aldı. Milyonlar aradaki farkın ek zamla kapanmasını isterken ekonomi yönetimi Merkez Bankası'nın tahminlerine dikkat çekmişti. İşte bu yüzden ek zam oranı %8 seviyesinde olabilir. Biz ayrıcalık ya da hakkımız olandan fazlasını istemiyoruz. Tahminlere göre enflasyon Haziran ayında %24 seviyesine gerileyecek. Bu durumda SSK Bağkur emeklileri %24, memurlar ise %18,6 zam alacak. Yani arada bu kez memurlar aleyhine %5,4'lük fark oluşacak. İşte bu farkı da hesaba katan ekonomi yönetimi Ocak ayında memur ve SSK Bağkur emeklisinin zam oranını eşitlemeyi düşünmüyor. İşte bu yüzden ek zam %12 seviyesinde değil %8 seviyesinde gerçekleşebilir. Emekliler mağdur edilmesin, geçim sıkıntıları giderilsin, örgütlenme beklentileri karşılık bulsun istiyoruz. En düşük emekli maaşı için de kök maaş düzenlemesi gerekiyor. Hazırlanan rapor kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Emeklinin ek zam bilmecesi Ocak ayının sonunda çözüme kavuşacak. Murat Kurum mu yoksa Ekrem İmamoğlu mu? İstanbul'da adaylığı kesinleşen iki isim sandık çalışmalarına devam ediyor. Sahaya inen Kurum ve İmamoğlu birbirlerine yaptıkları göndermelerle dikkat çekti. Yeniden Refah Partisi'nden de ittifak açıklaması geldi. İstanbul'da değişim zamanı gelmiştir. Ben rakibimi biliyorum, takdir halkımızındır. Yerel seçimde İstanbul yarışı hızlı başladı. Sandığın en güçlü iki rakibi Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu adeta birbirlerine meydan okudu. Sadece İstanbul diyeceğiz. Tek gündemimiz İstanbul olacak. Bana başarılar, onlara da topyekun başarılar. Yerel seçim takvimi adım adım işlerken AK Parti ve MHP'nin adayı Murat Kurum İstoç'u, CHP'nin adayı İmamoğlu'ysa Ataköy'de restorasyon çalışmaları tamamlanan baruthane yapılarını ziyaret etti. İstanbul basamak olmaz. Gelecek için burayı basamak olarak kullanamazsınız. Bize farklı model ya da metotlarla, centilmence olmayan usul ve usluplarla hareket edildiğinde de elbette gerektiği yerde ben ya da başka yol arkadaşlarım cevaplarını verirler. Kurum ve İmamoğlu'nun birbirlerine yaptığı göndermeler sandık yarışının bir hayli hareketli geçeceğinin sinyalini verirken yerel seçimde atacağı adımlar merak edilen Yeniden Refah Partisi 57 adayını daha açıkladı. İstanbul ve Ankara için ittifak görüşmelerinin devam ettiği vurgulandı. İYİ Parti lideri Akşener yerel seçim sonrası oyları düşerse genel başkanlığı bırakacak mı? Akşener'in genel idare kurulunda istifa açıklaması yaptığı öne sürülmüştü. O iddiaya İYİ Parti lideri Manisa'dan yanıt verdi. Biz başımızı koyduk Türkiye'nin yoluna. Ölürüm Türkiye'm yoluna. Genel İdare Kurulu'nda rest çektiği, yerel seçimde İyi Parti'nin oyları düşerse istifa edeceğini söylediği iddia edilmişti. Akşener gündemi sarsan o iddiaya böyle yanıt verdi. Şayet hayal ettiğimiz gerçekleşmezse ben de gereğini yaparım dedim. Sonra bu devam ettik. Her seferinde dedim ki şunun üstüne kellemi koyuyorum. Çok uzun zamandır ölürüm Türkiye'yi unuttuğu için o iş bambaşka bir şekilde anlaşılmış. İstifa iddiasına İyi Parti'den de yalanlama gelmişti. Akşener'in 14 Mayıs'taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum şeklinde bir ifade kullanmadığı vurgulanırken İyi Parti lideri Manisa adayını da açıkladı. Sandık iddiasını bir kez daha tekrarladı. Yerel seçime tek başına girme kararını eleştirenlere tepki gösterdi. Biz AK Parti'nin karşısında Cumhuriyet Halk Partisi ya da bir başka siyasi partinin
adaylarını kazandırmak için mi bu siyasi partiyi kurduk? Onlara yancılık yapmak için mi kurduk? Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte 9. torununu kucağına aldı. Bayraktar çifti 5 yaşındaki kızlarının ardından yeniden bebek heyecanı yaşadılar. Bebeğin ismini kulağına dedesi okudu. Torununun kulağına adını okudu, 9. kez dede oldu. Sümeyye Selçuk Bayraktar çiftinin ikinci çocukları Asım Özdemir dünyaya gözlerini açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan torunlarını hastanede ziyaret etti, çifti tebrik etti. 5 yaşındaki Canan Aybüke abla olurken baba Selçuk Bayraktar doğumun pazartesi günü gerçekleştiğini duyurdu. Oğluna vefat eden babasının ismini veren Bayraktar, anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Ailenin yeni üyesi çiftin yakınlarını heyecanlandırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esra Berat Albayrak çiftinden 4, Bilal Reyyan Erdoğan çiftinden de 3 torunu bulunuyor. Var böyle tipler lakaplı fenomen Kıvanç Talu'yla eşi Beril Talu 150 milyon liralık dolandırıcılıkla suçlanıyor. Ve bugün ortaya çıkan hakimlik ifadeleri ise şaşkına çevirdi. Kendileri hariç herkesi suçlayan Talu çifti sarmala girdik borçlandık deyip lükslerinden vazgeçmek zorunda kaldıklarını söylediler. Öyle ki spor otomobillerini, teknelerini satmışlar. Bugüne kadar kimsenin yapmadığı bir şey yaptığını düşünürken aslında herkesin yaptığını yapan. Ben Kıvanç Talu. Var böyle tipler dedi, şekilden şekile girdi, bin bir surata büründü. Ben bu yaz kendime bir söz verdim. Dedim kendimi baştan yaratacağım. Yeni bir madigudi, yeni bir iş. Gerçek yüzü ise eşiyle birlikte saadet zinciri kurup 150 milyon liralık vurgun yapınca ortaya çıktı. Brüt müdür, net midir? Savcılığa vermek isterseniz çok güzel gözükebileceksiniz. Kolundan tutup seni seviyorum demek istiyorum. İkna toplantıları yapıp dostlarından, çalışanlarından, tanıdıkları herkesten para toplayan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun hakimlikte verdiği ifade ortaya çıktı. İkisi de ayrı ayrı var böyle tipler de yok böyle pişmanlık dedirtti. Evet, başlamak isteyen var mı yorum yapmaya? Ya da önce ben mi başlayayım? Peki. Anasını satayım homini gırtlakım, homini gütleri yiyorum anacım, bir türlü kendimi durduramıyorum. Kendiniz için değil, sevdikleriniz için değil, tam tersine gıcık olduğunuz, uyuz olduğunuz, nefret ettiğiniz, ağzına terlikle bir tane vurmak istediğiniz insanlar için. Meğer onlar değil, onlara para kaptıranlar suçluymuş. Meğer onlar değil, onları haber yapanlar kabahatliymiş. Öyle ki kendilerini acındırmak istercesine borçlarını ödemek için lüks araçlarını, teknelerini sattıklarını söylediler. Dur kız, daha bitmedi. Son dönem sarmala girmiştik diyen Talular, borç aldıkları kişileri %100'ün üzerinde faiz talebiyle çocuklarının canıyla tehdit etmekle suçladı. Baba olmak manyak bir şey. İyi anlamda söylüyorum. Arada biraz pürüzlü tabii. Borcun harcın varsa eğer onların hepsi sıfır olacak. Ben ne diyorum? Bakarız. Gürcistan'a kaçan Talu çifti her nedense geri dönmüştü. Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderildiler. İddialar hakkında neler söyleyeceksiniz? Suçlamalar doğru mu? Gürcistan'a niye gittiniz? Nurdar'cığım, sen istersen sor kim ne içer diye. Bir bardak soğuk su içmek istemeyen alacaklıları şimdi hukuk mücadelesine başladı. Evet. Benden tatlı rüyalar. Türkiye aylardır Seçil Erzan skandalını konuşurken benzer bir vakanın daha yaşandığı ortaya çıktı. Yüksek kazanç vaadiyle iş insanlarını, futbolcuları, savcıları, polisleri kandıran bir adam 100 milyonluk vurgun yaptı. Bir yolunu bulup ünlülerle fotoğraf çektirdi. Hepsi benim dostum diye yalan söyleyip mağdurların güvenini kazandı. Banka müdürüyle görüntülü konuşturup oyaladı. İş insanlarını, futbolcuları, savcıları, polisleri dolandırıp 100 milyonluk vurgun yaptı.
Seçil Erzan olayının bir benzeri daha yaşandı. Kahve ithalatıyla ve araç kiralama işiyle uğraştığını söyleyen adam ilk olarak bir galericiyi ağına düşürdü. Önce sık sık araç kiraladı, güvenini kazandı. Ardından daha ucuza araç bulurum dedi. 12 milyon lirasını aldı. Ama her şey tuzak, her şey yalandı. Sahte evraklar, dekontlar düzenledi, kamu personellerini bile kandırdı. İddiaya göre polislerden, savcılardan para topladı. Ama en dikkat çeken vurgunu eski Galatasaraylı futbolcu Vedat İnce Efe'yi dolandırarak yaptı. Eski futbolcu dolandırıcıya 1,5 milyon lirasını kaptırdı. Peki bunca mağdur o sahtekara nasıl kalmıştı? Paraları topluyor ama geri ödeme yapmıyordu. İddiaya göre bunun çaresinde bir banka şube müdürünün suçunu ortak ederek bulmuştu. O şube müdürünün yanına gidiyor, mağdurlara telefon açıp şu anda hesaplarda bloke var ama her şey düzene girecek diye yalan söyletiyordu. Mağdurlar şube müdürünün kapısına dayanınca o kadın ben de tehdit altındaydım dedi. Savcılık dosyasına giren bir mağdurun şikayet dilekçesinde Fatih Terim'in adı da geçti. İddiaya göre dolandırıcı Fatih Terim ve futbolcularla çektirdiği fotoğraflarla mağdurların gözünü boyamıştı. O dolandırıcının galericiden 12 milyon, bir gıda üreticisinden 8 milyon, İzmirli bir müteahhitten de 16 milyon derken 100 milyonluk vurgun yaptığı, paraları da annesinin hesabına yatırttığı iddia ediliyor. Mağdurlar şikayetçi oldu. Vurgun dosyası yargıda. Bursa'da iki genç eğlenmek için bir evin içine torpil fırlattı. Yemek masasında hayatlarının şokunu yaşayan aile o dehşeti mucize eseri ucuz atlattı. Torpili yakıp tutup camdan içeri atıyorlar, sinekliği açıp. Çakmağı çaktılar, torpili yaktılar. Sözde eğlenmek için bir aileye kabusu yaşattılar. Bu tarz bir eğlence anlayışı olmaz. Gece çocuklarım uyuyamadı korkudan. Erdem Dursun eşi ve iki küçük çocuğuyla yemek masasında otururken pencerenin önündeki iki genç akıl almaz bir şey yaptı. İki tane genç buradan geliyorlar, sinekliği açıyorlar. Birbirlerine böyle işte ben yakmam sen yak diyerekten buradan atıyor. Torpilin patlamasıyla yedikleri yemek kursaklarında kaldı. Talihsiz aile korkudan ne yapacağını şaşırdı. Biz kafayı çevirip cama doğru baktığımız zaman bir alev gördüm orada. Perde tutuştu. Ben ne oluyor deyip kalktığımda torpil patladı. Bunun altına düşüyor. Bu puf olmasa torpil burada patlıyor bak. Erdem Dursun bir hışımla dışarı çıktı ama gençler çoktan kaçmıştı. Olan biteni güvenlik kamerasını izleyince anladı. Çocuklar çok korktu, hanım çok korktu. Daha ağlamaya falan başladılar. Uykuları kaçan aile o sözde şakacılardan şikayetçi oldu. Onun parçaları ve çocukların yüzüne falan da gelebilirdi. Bizim de yüzümüze gelebilirdi. Başkentte bir binanın sakinleri son yıllarda evini çöplüğe çeviren komşularıyla başı dertte. Yaptıkları şikayetler sonuçsuz kalan bina sakinleri kokudan evlerinde zor otururken bakın çöp evde yaşayan adam Show Haber ekibine neler anlattı. Dört beş yıldır evi çöp ev haline getirdi. Rahatsız olmuyor musunuz Akın Bey? Ya niye rahatsız olayım arkadaş ya? Ne balkona çıkabiliyoruz ne pencere açabiliyoruz. Kendi oturduğu daireyi çöp eve çevirdi. Bina sakinlerinin çözüm bulmak için çalmadıkları kapı kalmadı. Kendi evlerimizin kapısını, şeyini, camlarını açıp havalandıramıyoruz. Aklınıza hangi çeşit böcek gelirse hepsi bizim apartmandan çıkıyor. Ankara Yeni Mahalle'deki bu binanın sakinlerinin başı son yıllarda evinde çöp biriktiren komşularıyla dertte. Kir içinde, pislik içinde. Yukarıdan küt küt vurmalar, pis kokular gelmeye başladı. Ama biz bunları hak etmiyoruz. Çöp evle ilgili en büyük sıkıntıyı yaşayan alt komşusu İmran Hanım. İmran Hanım'ın evinin tavanının fotoğrafı işte 3 ay öncesine kadar bu şekildeydi. 3 ay önce 14 bin lira para harcadı ve boyattı, tekrar sıvattı tavanını ama sızma tekrar başlamış durumda. Yeni Mahalle Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nden evi temizlemeye geldiler. Ev temizlendi sözde. Bütün eşyalar atıldı. 3 ay geçti. Tekrardan başladı işte. Bir defa su akıntısı falan yok. Onlar tamamen düzmece yalan. Salonun içerisinde sineklerin uçuştuğunu, tavanda çok sayıda küçük küçük sineğin olduğunu, yerde ise bir çöp dağının
bizi karşıladığını görebiliyoruz. Akın Bey'e bunu neden temizlemediğini sorduğumuzda ise bakın ne yanıt verdi. Ekspertiz gelsin, gözüyle görsün, ondan sonra temizlikçi girin. Neyi görecek ekspertiz efendim? Pisliği görecek. Görünce ne olacak? Nasıl görünce ne olacak? Siz soru mu soruyorsunuz? Hayır, görünce ne yapacak yani? Karar ne olacak? Yapacak? Temizlenmediğini görecek evin. Siz kapıyı açınca benim burnum da bir ekspert gibi kokuyu aldı. Çok kötü bir olabilir. Koku geliyor içeriden. Olabilir. Neden? Havasız çünkü. Çok akıllı. Görsen seninle konuştuğu zaman ne milletvekili kalıyor, ne belediyeleri kalıyor, ne herkesi tanıyor. Hatta diyor ki benim selamımı söyleyin, sizin işinizi görsün diyor. O kadar da şey yani. Apartman sakinleri bugüne dek yaptıkları şikayetlerden de bir sonuç alamadı. Biz istiyoruz ki bir yere yatsın. Yani insan olarak üzülüyoruz, acıyoruz. Fakat cezasını biz çekiyoruz bu sefer. Yıllık enflasyon oranı ile birlikte özel okulların uygulayacağı tavan zam oranı da belli oldu. Özel okullar en fazla %57 zam yapabilecek ama eğitim ücretini %100 artıran okullar bile var. Rakamların bu denli yüksek olması velileri de endişelendirdi. Benim oğlum özel üniversitede okuyor. Ne kadar ödüyorsunuz? Yani şu an herhalde 80 ama yüksek. Yani bu sene en son kaç oldu bilmiyorum ama ona bir zam limiti de yapılmadı galiba bu yıl. Aslında yapıldı ama özel okullar o zam oranından çok daha fazlasını talep etti yine velilerden. Yıllık ortalama ücretler 200 bin liraya yaklaştı. Bu sene kreşe gidiyor. Ne kadar ödüyorsunuz? 12 bin. Çok değil mi 12 bin lira? Yani artışlar oldu bu sene. 8'de 12'ye çıkardılar. Tabii ki özel okullar çok fahiş fiyat. Son düzenlemeye göre özel okullar bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE ortalamasına göre zam yapabiliyor ve bu oran %56,89 olarak çıktı. Ancak bazı özel okullar o oranın çok çok üstünde zam yansıttı. Benim de bu yıl birinci sınıfa başlayacak olan bir kızım var. Özel okula mı? Buna karar vermedim henüz. Ben de zamanında bir eğitimciydim. Konu kendi çocuğuma geldi ve çok kaygı içindeyim. Örneğin geçen yıl 150 bin lira olan bir kolejin fiyatı 235 bin lirayı aşacak. Bu rakama yemek, servis, kırtasiye, kıyafet masrafları da dahil değil üstelik. En pahalı okullar listesinin bir numarasındaki bir lisenin yıllık ücreti ise 1 milyon liraya yakın. Eğitim herkese eşit olmalı. Kesinlikle ücretsiz olmalı. Enflasyonun düşmesiyle birlikte her şeyin düzenine gireceğine inanıyorum. Ancak zam oranları ne velileri memnun etti ne de özel okulları. Çünkü özel okullar giderlerinin arttığını gerekçe gösteriyor. Velilerse ödeme güçlüğü çekmeye başladı. Anlam veremiyorum. Neyin ne kadar arttığını, kim neye göre arttırdığını ben de anlam veremiyorum. Ve seneye özel okula vereceğim. Neyle karşılaşacağım ben de bilmiyorum. Yatlar, katlar, lüks içinde bir yaşam hepsi yıllardır takip ettiği sosyal medya fenomeninin vaatleriydi ve o hayale kanıp binlerce dolarını kaptırdı. Dolandırıldığı gerçeğini ise icra kapıya dayanınca anladı. Sanki büyülüyor yani insanları. Hani büyülenmemek elde değil. Çok teşekkür ederim. Daireler, katlar alacaksın. Dubai'de yatırımcılarım var. Gecemiz gündüzümüz, hani bugün gelecek mi icra kağıdı? Bizden dolandırılan paralarla şu an keyif sürüyor Dubai'de. O sözlerle, vaatlerle adeta büyülendi. Kripto para tuzağına kanıp binlerce dolarını 2 milyon takipçili sosyal medya fenomenine kaptırdı. Çok mağduruz. Hem maddi hem manevi. Murat Dursun yıllardır o fenomenin yaptığı paylaşımları, çekilişleri takip ediyordu. Bir süre sonra ona sonsuz bir güven beslemeye başladı ve 9 ay önce o çok güvendiği fenomenden bir mesaj aldı. Ne zamandan beri takip ediyorsun yazıyor. Mesela senelerdir dedikten sonra tamam o onu kapıyor yani. Bir kripto para çıkaracağını, bunun için yatırımcı aradığını söyledi. Çok ikna edici mi konuştun? Aşırı ikna edici, öyle böyle değil. Tam 20 bin dolar yani yaklaşık 600 bin liralık kredi çekti ve kripto para aldığını düşünerek bütün parayı o fenomene teslim etti. Ancak vaat edilen dolarlar bir türlü gelmek bilmedi. Bekleyin, vereceğim 10 gün sonra, 15 gün sonra size, işte bir ay sonra, 2 ay sonra derken baktık süreç uzuyor diye bu şekilde yaklaşık bir sene geçti. Baktık bu işin sonu yok yani, gelmeyecek yani, belli çünkü. O paralar gelmedi ama önce kredi borçlarının ödemesi, sonra da icra geldi. İcra geldiğinde yüzüğüm, altınlarım, bileziklerim ne varsa hepsi gitti. Benim param yok, ben şimdi gece gündüz çalışıyorum borcumuzu ödemek için. O fenomenin takipçisi milyonlar. Onlarca olsa da kimse yüzünü görmedi. Emoji ile yüzünü hep gizledi. Muhtemelen çete gibi bir şey yani muhtemelen. İddiaya göre vurgunun boyutu milyonlarca liraydı. Sivas'tan, Denizli'den, Bursa'dan, Aydın'dan çoğu kişi dolandırılmış. Dolandırılan paranın miktarı yaklaşık
30-40 milyon gibi paraya tekabül ediyor. Dursun ailesi fenomenden şikayetçi oldu. Diğer mağdurlarla beraber sorunun giderilmesini istiyoruz. Yakalansın, cezasını alsın. Konut kredilerindeki artış, yükselen faizler ve değişen yatırım tercihleri gayrimenkul sektörünü adeta iflas eşiğine getirdi. Piyasadaki çalkantı nedeniyle kimse ev alıp satmıyor. %30'a yakın fiyat düşüşüne rağmen kiralıklara da müşteri çıkmıyor. Emlak sektörü bitmiş durumda. Çok durgun. Biz tapu dairesine gitmenin yolunu unuttuk. Bir senedir telefonlarımız çalmıyor. Gayrimenkul piyasasında yaprak kımıldamıyor. Emlakçılar boşa kepenk açıp kapatıyor. Piyasa çok belirsiz durumda. %80 civarı şu an satışlar durdu. Sadece satılıklar değil, durgunluk kiralıklara da yansıdı. Hem kiralarda hem satılıklarda gerileme var. Uzun vadede yani bu fiyatlar yükselecektir. Her zaman böyle gitmeyecektir. 2023 yılında emlak piyasası son dönemin en büyük zirvesini yaşadı. Hem satılık hem de kiralık konutlarda büyük bir bolluk yaşandı ama şimdi işler tersine döndü ve o rüzgar tersten esmeye başladı. Yan sokağımızda 4 milyon liraya içi boş, kiracısız boş, 100 metrekare bir daire var ama satılmıyor. Fiyatı düştüğü halde 35 bin lira olan bir daire şu an 22 bin lira civarı. Kiralar düşünce yatırımcı mülk sahipleri rotayı faize çevirdi. 20 bin liraya kiraya vereceğime bankaya koyarım. 170-180 bin lira aylık para alırım diyor. Ciddi bir alım fırsatı var piyasada. Şu an Beşiktaş'tayız. Bundan 3-4 ay önce ev bulmak istediğinizde kiralık ya da satılık ilanlar o kadar azdı ki bulunamıyordu. Ama şimdi ofislerin önünde neredeyse camların her yeri ilanlarla dolu ama maalesef alıcı yok. Tabii ki bu da geçici bir şey, yani nereye kadar gidecek bilemiyoruz ama şu anda yaprak kımıldamıyor. Kaza yapan aracını 2 yıl önce tamire veren adam adeta bir tuzağa çekildi. Bitmeyen masraflar yüzünden evinden oldu. İşin daha vahimi, tamirci değerli parçalarını söküp sattığı için arabası hala çalışmıyor. Benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına bile gelmiyor. Bir kaza yaptı, başına gelmeyen kalmadı. Evinden, arabasından oldu. Şu aracı yaptırmak için bir tane kaliteli arabam, bir tane evim gitti. Psikolojim bozuldu. Bir yıldır çalışamıyorum. Ahmet Yalçınkaya'nın aracı Ürgüp'te bir kazaya karıştı. Aracını çekiciye koydu, İstanbul'a getirdi. Serviste yaptıramadı, maddi durumu yetersizdi. Burada bir ustaya teslim etti aracı 2 yıl önce, ancak aracı 2 yıldır tamir edilmedi ve iddiasına göre o usta Ahmet Yalçınkaya'yı dolandırdı. Bu arabada ne gerekiyorsa servis tarafından bütün parçalar yazıldı. Kardeşimin ev komşusuyla anlaştım. Dedi ki bana 80 bin liraya dedi, bu arabayı ben yaparım dedi. İşte her şey böyle başladı. 50 bin lirasını nakit verdim. Geri kalan 30 bin lirasını dedim, aracımı teslim aldığında alırım, veririm. Tamam dedi. Günler, haftalar, aylar geçti, aracını teslim alamadı. Üstelik aracını teslim ettiği tamircide değil, başka bir yerde buldu. 3 ay geçti, araba yok. 5 ay geçti, araba yok. Sonra gittim ben, arabamı Bostancı Sanayisi'nde avukatla birlikte buldum. Böyle mekanikçi bir tamircide. Benim arabam niye yapılmıyor dedim. Ustam parayı ödemedi dedi. Sürekli oyalandı, oyalandıkça yeni masraflar çıktı. O masrafları karşılamak için kredi çekti, ödemeyince evi icraya kurban gitti. Yeni motor almamız lazım dediler. Kaç para dedim, 70 bin lira dediler. Onu da verdim ben. Yeni motor aldılar, geldiler Afyon'dan. 5 ay geçti aradan, 1 yıl geçti, hala benim aracımı teslim edemediler. Her aradığımda benden bir eksik malzeme istediler. Durum hiç değişmedi. Aracını bir türlü teslim alamadı. Gerçeği de daha sonra anladı. Arabamda değerli, para yapacak ne varsa çalmışlar. Ben yapabildiğim kadar yaptım, yerine getirdim ama olmadı. Çünkü araba bayağı ellenmiş yani. Ne yapmışlar peki? Tamir ediyorum diye daha çok mu bozmuş? Daha çok bozmuşlar, evet. Talihsiz adam o ustadan şikayetçi oldu. Ustaysa ekibimizin röportaj isteğini reddedip iddiaları yalanladı. Eklem ağrısı, ateş ve bitmeyen öksürük derken acil servisler haftalardır dolu. Kara kışın bastırması, havanın iyice soğumasıyla risk daha da arttı ve uzmanlar bakın nelere dikkat çekti.
Herkes hasta. Biz de hastayız, evet. Çocuklarım hastalandı yakın zamanda. Şu an çok büyük bir salgın var. Hem Covid hem influenza ikisi birlikte bulunuyorlar. Hava birden soğudu. Zaten haftalardır pek çok kişiyi yataklara düşüren salgın daha da korkutmaya başladı. Pek çok kişinin evinde, iş yerinde, yakın çevresinde pek çok kişi hasta. Geçen hafta hastaydım. Ya antibiyotik kullandım. Peki uzmanlar ne diyor? Bu salgının nedeni ne? Pandemi boyutunda bir risk var mı? Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre şu anda pandemi içinde değiliz. Her yıl yaşadığımız klasik mevsimsel gribi yaşıyoruz. Belirtiler başlayınca neler yapmak lazım? İşte hepsinin cevabı. Yeni mutantlar ağır grip yapıyor mu? Yapıyor. 3-4 gün kendinize gelemiyorsunuz. Yüksek ateş, öksürük, eklem ağrıları, halsizlik vesaire oluyor. Öksürük, halsizlik bir aydır var bende. Hastanelerin acil servisleri ne yazık ki dolup taşıyor. Pek çok kişi hem Covid hem de influenza testi de yaptırıyor. Bazen test sonuçları da negatif çıkabiliyor ama uzmanlar yalancı negatife karşı uyarıyor. Testlerin duyarlılığı %100 değil. Tabii sadece Covid ve influenza'dan ibaret değil. Başka virüsler de var. Bunlar da olabilir. Bir an önce bu karın yağıp ortamdaki mikrobu öldürmesini dört gözle bekliyoruz. Pek çok kişi hemen bir serum taktırıp bir an önce iyileşmenin derdinde ama yüksek ateşi yoksa, tansiyon düşüklüğü yoksa o zaman serum taktırmaya gerek yok. İlaç kullandık, o şekilde atlattık. Vitamin, meyve bu şekilde korunmaya çalışıyoruz. En yaygın belirti de bitmeyen öksürük. Alerjik öksürüklere yol açıyor. 3-4 hafta özellikle geceleri artan öksürükler olabiliyor. Tedavilere rağmen uzamış öksürüklerde mutlaka akciğer filmi çekilmesi gerekiyor. Tabii ilerlerse gideceğiz. Ve maske takmalı mı? Herkesin aklında bu soru. Hatta tek tük maske takanları görüyoruz sokakta. Herkesin mutlaka maske takması gerekmiyor. Ama risk grubundaki kişilerin mutlaka maske takması lazım. Ben maskeliyim çünkü dışarıdan içeri, içeriden dışarı bir şey taşımamaya özen gösteriyorum. Ankara'da Akpınar Mahallesi'nde apartmanlarının önündeki alana kayma riski yüzünden inşaat yapılmasını istemeyen vatandaşların iddialarını daha önce ekrana getirmiştik. Şimdi bugünse o inşaat firmasının yetkilileri konuştu ve bakın iddialar için ne dediler. Apartman sakinleri korku yaşıyor denilerek bir haber yapıldı. Silsileyle yukarıdan insanlar kayacak, binalar kayacak ve gidecek. İddiaları kesinlikle kabul etmiyoruz. Apartmanın temelinin kaymasından endişe etmiş, iddialarını böyle dile getirmişlerdi. İnşaatı üstlenen firmadan yanıt geldi. Şikayetçi olan bina tam arka parselde bulunan bina ve bizim arazimize zaten 1,5 metre taşmaları var. Şovana Haber'de 15 Aralık tarihinde yayınlanmıştı haber. Firmanın izinsiz şekilde çalışmalara başladığı iddia edilmiş, inşaat alanının üstünde bulunan bu apartmanın sakinleri şikayetçi olmuştu. İnşaat yapılamayacak bir alan olduğu ve yapı ruhsatsız inşaata başlandığı belirtilmiş. Bizim bir inşaat çalışmamız yok henüz. Çünkü belgelerimizi tamamlıyoruz. Son aşamalara geldik ama herhangi bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Firma yetkilileri tüm iddiaları reddederken üniversitelerden alınan yapı izin belgelerini de sundu. Profesörler burada bu inşaatın yapılabileceğini, geoteknik raporları, İKSA raporlarını bunların hepsini araştırarak onay veriyor. Biz sonrasında belediyemize gidiyoruz. Firma yetkililerinin iddiasına göre de apartman sakinlerinin asıl endişesi heyelan riski değil. Arkadaşlar bize burada bina yapılmasını istemediklerini söylediler. Neden diye sorduğumuzda da manzaralarının kapanacağını söylediler. Şov Haber WhatsApp ihbaratlarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0536 266 90 çift 0 veya 90 02. Tekrar edelim. Şov Haber WhatsApp ihbaratlarımız 0536 266 90 çift 0 veya 90 02 diyelim. Şovman Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.